Şimdi sevgili Fatmacığım sen böyle gel. Erkan Ataş'ı tanıştırmıştım sizinle. O da Ordu'dan gelmişti. 58 yaşındaki Erkan Bey. İlk eşim vefat etti. Arkasından Hatice ile evlendim. 1 milyon lira beni dolandırdı diyor. Fakat eşinin vefat etmediği ortaya çıktı. Hatice de burada. Öte yandan sevgilisi olduğu iddia edilen Murat da burada. Önce Erkan Ataş'ı bir çağıralım lütfen. Erkan gelir misin? Gel Erkan. Seni şöyle alayım lütfen. Sol tarafa alayım. Sen yerine otururken hatırlatması girsin. Arkasına Hatice. İlerleyen dakikalarda da teşekkür ederim. Murat da burada canlı yayında olacak. Hatırlatması girsin lütfen. Evet böbreğimi geri istiyorum. Versin böbreğimi. Bak, ona ben bir de hepsini yavaş yavaş. Burada böbreğin gel al gel. Bak şimdi bir şey gel. Söyleyebilir miyim? Gelgitleri de, vardı. Canlarıma dersin. Oh canlarıma dersin. Böyle diyordun. Oğlun yapıyordu. Benim mesela benim paramı geri getir. Bundan sonra. Dinle beni. Erkan ne diyor ama dinle. Didem Hanım. Yıkıl karşımdan yıkıl. Onun parası yok. Karısını bakmamış. Karısı kızı ona koca bulmuş. 10 milyara satmış hepsinin mesajları var. Boş konuşma. Ya Erkan bir şey bunun hepsi yalan mı? Yalan konuşuyor. Senin eşin hayatta mı değil mi birinci eşin? Bana doğru söyle. Yaşıyor mu? Hayatta mı? Hayatta. Telefonu da var bende. Kadın anlattı bana bu olanları hep. Erkan yaşıyor mu yaşamıyor mu? Yaşıyormuş. Kapıyı kilitleyip giden benim için öldü. Bu da öldü. Bu canlı mı şimdi? Benim kapıyı kilitleyip giden öldü bitti. Sende utanmaya yüz de yok. Her akşam seni rahatsız edermişim öyle mi hanımefendi? Nerede rahatsız ettim ben seni? Sen böbreğini verir senin böbreğin uyumlu. Sonuçta donör bulmak da çok zor. Evet. Böbreği uyumlu olduğun için. Evet. 5 yıllık kocan değil mi senin ya? Böbrek için. Tamam böbreğini ver de ben de seviyorsun. Basit taraf vurdu taraf. Böbrek. Vururdan ağrı. Ben, niye evlendin ben o zaman? Ben bunun bakıcısıyım bakıcısı. Murat da öyle dedi. Nikah var. Yanında yaşadığı Murat da aynısını Ay, dedi. Ay bak Murat bu benim kesinlikle niye aldın adını sen diye anmasın bak. Niye evlendin? Ona sor. Beni hayata bağla ben de sana bunun karşılığını vereceğim evet, mi dedi. Evet. Verdi mi peki? Vermedi. Sen Hatice ile neden evlendin? Mutlu bir huzurlu bir yuva kurmak için. Sevdin mi? He? Sevdin mi? Yok. Böbrek için. Bu hastalık geldi hı. Allah'tan. Dönelim senin başına gelse kim bakacaktı? Murat mı bakacaktı seni? Sen yine sen ben ne buradaydım yaptın, burada. Biliyorum. Ne yapmış, adam gibi musun? Adam burada. Abla. Senin gibi uyan buyan duran değil. Didem Hanım. Adam gibi adam burada. Fındığı nereye götürdün? Fındık benim fındığım bir tane başa gitmişim. Sana ne ondan? Gülcihan yedi ya paraları. Onda ispatlayamadı benden çıkaracak. Murat bana kedi aldı, elbise aldı demişsin. Saçlarını boy. Evet. Açın saçlarına bakın saptarı. Ya saçımı boyatırım ben sana ne? Bana Murat kedi aldı elbise mi aldı dedi. He. Sen ne yaptın? Ah ne güzel oldu mu dedi. Ne yaptın Erkan? Gelgitleri vardı. Sen de oh canlarıma dersin. Oh canlarıma dersin. Böyle diyordun. Oğlun yapıyordun. 5 yıllık resmi nikahlı eşinden boşanmak istiyor. 1 milyon dolarını alma 1 milyon dolar dedim ya. 1 milyon lirasını da almadan boşanmayı düşünmüyor. Gelir misin lütfen Hatice bir gelsin. Yani insan sadece böbrek için 5 yıl evli kalır mı ya? Gel. Karşıya geç Hatice'ciğim. Ya Hatice gerçekten anlamakta zorluyorum. Merhaba. Gel yerine geç lütfen. Ya sen diyorsun ki cuma geçen hafta birbirinizi inanılmaz suçladınız. Karşılıklı suçlamalarda bulundunuz falan. Hadi, o diyor ki Erkan beni dolandırdı diyor. Sen diyorsun ki ben işte böbreğimi verdim ama pişman oldum diyorsun. Evet. Ama 5 yıldır da aynı evde yaşıyorsunuz. 5 yıl evli kalmadınız mı siz? Evet. Oğlum. Bu noktaya neden geldiniz? Oğlunun oğlu Mesut, oğlu Gülcihan. Yani sevgilisi, Gülcihan evet, sevgilisi, oğlu evet, onlar yüzünden... Hala korkudan konuşamayı. Bir de şunu söylemek istiyorum Didem Hanım. Evet. Orduya ben ayak basam... Bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim. Ben... O da seni tehdit edemez ama sen... Ne tarih Ordu'da telefonlarda hep öyle yayınlıyormuş. Ben orduya gidebilirim. Konuşsunlar yani. Ama sen o da diyor ki aksine diyor benimle 5 yıl evli kaldı böbreğini bana verdi ama böbreğini bana verdikten sonra her şey değişti ve 1 milyon lira paramı aldı ve sevgilisi Murat'ta yedi diyor. Oğlu. Oğlum ne yaptı? Murat diye sevgili yok, gelemiyor. Oğlum ne yaptı? Gelemiyor. Oğluma 15 gelemiyor. Sene ceza aldıran sensin. Haydar. Oğlumu kışkırtan sensin. Didem Hanım orduya gelmemesinin gelememesinin sebebi Haydar diye birine yasaklı madde satıp elin parası söyleyeceğim. Başka suçları varsa konuşuruz ama konumuz şu anda sensin ya. Oğlu. Diyor oğlu. Ki oğlum ne diyor ne diyorsun? Söyle. Oğlum 15 sene ceza aldı. Cezaevine girdi. Şimdi bakacaksın mı oğlumu? ...50 milyar
para istedim. Ya Hatice özür dilerim ama bak diyor ki oğlum oğlu mevzu değil diyor. Murat diye bir sevgilim varmış ve Murat yüzünden sen Murat'la beraber olmaya başladıktan sonra da Erkan Bey'in paralarını 750 bin liralık arsasını bilmem nesini olsun. Fındık bahçesi. Hepsini... Fındık bahçesi. Fındık ben bahçesi o zaman tek tek yanıtlayayım. Bu Halil diye birinden bahçe aldı. Sadede gel bak sadede gel. Sen bu paraları Murat'la yedin mi yemedin mi? Hayır Halil diye Halil yedi paraları. Motoru aldım motor hala bunun üstünde ve Halil'in kardeşinde motor ta buraya otele kadar gelmişler bunu susturmuşlar. Şimdi Murat da burada da Murat'ı evet, da davet edeyim daha net bir konuşalım. Evet. Murat'la ikisi sevgililer mi? Sevgililer. Şimdi bir ortama geldik. Nereden biliyorsun ben, sevgili olduklarını? Bir saniye anlatayım da dinleyin. Evet. Şimdi erken buraya gel. Geldim buraya vardım. Bu bürünmüş. Boya elbise giymiş. Saçları boyatmış. Bir böyle etmeyeyim. Bu şekil bekliyor. Evet. Geçen burada yaptığı gibi. Böyle. Bak şimdi. Neye gülüyordun? Neye gülüyordun? Bana onun açıklamasını yap. Nerede? Evde mi gülüyordu? Yok burada yayında canlı. Burada gülüyordu. Yayında. Dayısını arayın. Dayısı aynısını söyledi bana. Ha, Murat deyince gülmeye başladı. Onu anlatmaya çalışıyor. Ha, Murat'ın adı geçince böyle içinde geçmiş. İkisi abla. Tövbe, bak Zidem Hanım. Bu kendine baksın. Bana değil. Benim bak bir kişi var tanık. Ne olur onu bağlayın. Ben ne yapıp da geçimimi sağladım ne dakika, olur onu söyleyin. Murat Bey geldi ve evet. Yüzleşmeye de gelmiş. Bir gelsin bakalım. Murat Bey gelir misiniz lütfen? Selamlar Murat Bey. Hoş geldiniz. Dem ablam nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir ağır abi havasıyla geldik. Çok yorgunum. Yorgunsunuz. Evet bir gün dinlensem iyiydi. Evet. Bak merhaba Hatice seni görünce mutlu oldu. Hatice mutlu olsun. Hatice 4 tane çocuk annesi. Ya ben çok mutlu olmasını istiyorum. Bunu. Öyle mi? Nasılsın Hatice? İyiyim. Çok İyi misin? Görüşmüyor musunuz? Sana sormayacağım zaten. Sen bellisin nasıl oldun. Evet. Peki sizi Hatice yanına ben alacağım. Ben biraz ayakta durabilir miyim? Biraz yok yayınımız ayakta öyle, olmuyor. Biz yastık veririz size merak etmeyin. Nereye ayakta yayın ilk kez şu karşıya lütfen oturun. Hayır ben Erkan Bey'in yanına oturabilir miyim? Hayır yok yok. Bir sıkıntı hayır. Olmaz. Hayır olmaz. Siz, ben güvenlik açısından ne olur ne olmaz sizi ilk kez şöyle görüyorum. Şöyle Avukat Hanım'ın yanına oturabilir miyim? Yok, yok gel. Ben gel. Size yer beğendiremedim. Karşıda lütfen oturun. Lütfen yanına oturun. Evet. Sonuçta arkadaşsınız öyle de oraya değil efendim oraya neden oturuyorsunuz. Neden Didem abla beni oraya buranın, buranın ev kuralı sahibi var. Benim. Gel gel. Ev sahibi benim. Arkadaşsınız sonuçta. Ev sahibi. Evet herkes buyurun. Birbiriyle görüşüyor. Şimdi konuşulacak evet. Hepsi konuşulacak. Tamam size sonuçta evet. Medeni bir insan gibi konuşmaya gelmişsiniz. Evet. Bir iç geçirip şöyle bir Erkan Bey'e baktınız. Ben bu sorumu sorayım buna bir yanıt versin. Tabii ki. Erkan Bey. Buyur. Murat Bey ile Hatice Hanım eşiniz sizin Hatice. Sevgili mi? Sevgili. Buyur, buyur al mesajı. Buyurun, mesajı burada. Ya ben sana inanıyorum bak. Daha hayır, inanıyorum derken hayır, bana yani inanma. Dedik de. Kim üstte ne yazıyor? Murat abim yazıyor. Alttaki kim? Hatice. Neredesin geliyorsun? Neredesin geliyor musun? Ama abi diye kaydetmiş evet. Ya. Evet. Evet. Bak şimdi o telefon onda benim telefonum ayrı. Hep Didem bu... abla. Senden tamam. Rica ediyorum Didem abla. Şöyle, lütfen Didem abla. Ben buraya iddiaları cevap vermeye çağrıldım değil mi ablacığım? Kesinlikle Murat çok Bey. Özür dilerim. Çok yorgunum. Siz benden ne istiyorsunuz? İddiaları ne bunları? Ben duydum geldim hemen. Evet iddiamız hemen şu. Evet. 5 yıl önce evlenmişler. Böbreğini vermiş hı? Erkan Bey'e. Evet. Böbreğini verdikten sonra hayatına siz girmişsiniz. Siz herhalde o sırada evliymişsiniz. Hayır ben şimdi sorularınıza cevap ve arkasından hayatın Hatice'nin hayatına girdikten sonra da peyderpey belli yöntemleri kullanarak Erkan Bey'in 750 bin liralık önce fındık bahçesini sonra başka yani toplamda detaya girmeyelim de toplamda 1 milyon lirasını Hatice almış Erkan'dan evet. Ve beraber yemişsiniz. O İşin, Erkan'ın iddiası değil mi? Evet parayı beraber yemiş. Onu öyle söylüyor. Benim paramı versinler diyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir önce kendimi tanıştırabilir miyim? Tanıtabilir miyim? Tabii kendimi? Buyurun buyurun. Ben 1978 doğumluyum. İstanbul Zeynep Kamil Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nde gözümü dünyaya açtım. Anneme de çok buradan selam söylüyorum. Ne güzel. Buradaki stüdyoda bizi izleyen, dünyada ve Türkiye'de de bizi izleyen annelerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden Murat öpüyorum. Murat Bey 78 doğmuşsunuz. Kaç yaşında oluyorsunuz? 46. 46. Hatice sen kaç yaşındasın? 43.
Niye abi diyorsun? Çok yaş farkı yok. Ben kendi abime de abi diyorum. Ha, saygıdan dolayı. Abla, evet, ben anladım. Bütün sorulara cevap verecek bir kapasitede delikanlıyım. Ha, süper. Tamam mı? Helal olsun. Veririm yani. Rahat açık sözlüyüm. Sevgiliysem evet. De sevgiliyim derim diyorsunuz. Derim yani. Benim kimseden gizlim, sakıntım yok. Bunun cezası yok, bir şeysi yok yani. Kimse kusura bakmasın. Bu iddia ediyor. Sadece evli bir kadınla ilişki yaşamak vicdanen. Hayır, o, hayır kesinlikle ablacığım. Bak bunun o yapmış olduğu her... Yani. Olmaz. Hayır. Burada gelip de benim ailemin ismini, çocuklarımın ismini ben bunun ağzını alsın diye büyütmedim o çocukları. Birincisi o. Ben bunları 3 aydır tanıyorum. 3 aydır desin, mı? 3 ay. Yalan karı kocayı, bakın, karı kocayı. Ağustos, tabii Ağustos ayında 3 ay. Fındığa girerken tanıdım. Evet. Bak sana var ya bak çok yalan. Sığınma şimdi. Hadi bize tehdit etmeyin. Bir dakika. Tamam lütfen mı? Düzgün konuş. Ben sen beni 3 aydır tanımıyor musun birader? Tanıyorum. 3 ay önce emlak dükkanına geldiğinizde bir arazi aldınız. Arazinin problemleri olduğu için beyefendi size ileri geri konuşarak, tehdit ederek, küfür ederek bana gelmediniz mi? Geldiniz değil mi? Kim geldi? Bir dakika, ben gelmedim. Bir dakika be bak ikiniz geldiniz ya lütfen. Ben neyse ya. Ben bak, ikimiz bak, geldik tamam. Erkan tamam, düzgün tamam, konuşalım. Tamam. Her şeyi açık konuşalım tamam, kardeşim. Devam et. Tamam benim gizlim sakın benim yalancılığım yok bak. Burada bütün dünya herkes bizi izliyor tamam mı? Rezilliğe gerek yok kardeşim. Ben seninle normalde de konuştuydum. Sizin işinizi beyefendinin amcasını arayarak hallettim bir hafta sonra paranızı aldınız mı Erkan Bey? Aldın. Yavaş, kaç lira verdiniz yavaş, ona? Şimdi aldım de benim sorularıma cevap ver. Bir de tamam. Bir saniye. Aldın. İkinci bir sefer tekrar geldiğinizde bir tane gırnatacı mı davulcu mu Mehmet diye bir adamdan bahsettiniz. 72 gram altından bahsettiniz. 73 gram. He. Neyse ben bilmiyorum bak sizin söyle bak 3 ayda. Didem abla 3 ayda bir sevgili bir aşk böyle bir şey var mı abla ya? Ya kim?